Hangi beşeri sistem var ki olmasın ki Bir şey cezası olmasın, yok, cezası mükafat yok. olmasın, mükafatı ve mücezatı olmasın. Yani oyunlarda bile öyleymiş yani. Oyunlar yok. Yani bir tanesi der mi ki ya zulüm yapıyorsunuz, bana kırmızı kart verdiniz. Mesela kadınla eşit derler. Ama işçi hukukunda eşit olması zulüm olur yani. Çünkü o hamile kalıyor. Onun bir doğum izni olması lazım. Ben hamile, ona farklı da muamele etmen lazım. Desen ki fabrikada veya iş yerinde o hamile kaldı 3,5 sene kafadan izin alıyor. Ben de senede bir hamile kaldım dese ki bana 3,5 sene verin, olur mu? Yani şimdi anne hakkını veriliyor, babaya verilmiyor normalde. Sen eşit dersen kim çalışacak? Eşit demezsen onu hamile nasıl çalıştıracaksın? Yeni doğum yapmış nasıl çalıştıracaksın? Eşitlik yapamazsın. Ona özel muamele yapmak zorundasın. Yani buradaki adaleti sağlayabilmek için ona farklı muamele yapmak zorundasın. Eşit yaparsan hani ahlak. Almanya'da 2 yıl ben bizatihi bilerek konuşuyorum. Aynı işi yapan, aynı gün giren işe ikisi, kadın erkek aynı işe girmiş, aynı işi yapıyorlarmış. Kadın az maaş alıyor. Almanya sistemi. Mesela bizim bir şeyimiz aynı mükelleflerden birisi yazmış, bay eleman arıyorum diye. Bay Satış eleman. yani erkek eleman arıyorum. Bilerek niye erkek arıyorsun? Senin işini bayan daha iyi. Yani satışta bir de bayan daha iyi çözmez mi senin işini? Hani, şey, abi bayanla uğraşılmıyor diyor. Yani geliyor 2 yıl sonra ben evleneceğim diyor. Bir 3-5 ay yok. Sonra hamile kalıyor. Biz yetiştiriyoruz. Bayanla uğraşamıyorum diyor. Ben bayanla iş yapamıyorum. Mesela benim bir fabrikatör arkadaşım vardı. Çorap fabrikası vardı. 150 tane işçisi var. Herkesi topluyorum diyor. Şey yapıyorum. Çorap yapacağım. Günde kaç tane üretiyorum? 160 tane üretiyorum günde. Bir kişi 160 tane çıkarıyor. Oradan hesabı yapıyorum. Sözleşme imzalıyorum. Sana 30 bin çorap gönderdim. Tamam. Bir günde opsiyon tanıdım. 30 bin çorap. Ne kadar günde biter? 8 günde. Sözleşme imzalıyorum. Adam diyor ki 9. günde eğer 9 günde üretirsem, bana 8 gün söz verdi. 9. günde üretirsem şu kadar ücretinden keserim diyor. Satış şeyinden kesiyor. Fabrikadakileri topluyorum diyor. 150, 100, 100, 100 küsür kişiyi topluyorum diyor. Arkadaşlar böyle böyle işe aldık. 30 bin çorap üreteceğiz. Hani lütfen dikkat edin. Başlıyorlar diyor. Bir bakıyorum 130-135 kişi başı 130-135 üretilmiş. Ben bu takvimde 30 bin üretemeyeceğim. Herkesi bir daha topluyorum. Arkadaşlar biraz sert konuşuyorum. Sert konuşuyorum. Erkek tarafı sert konuştuğumda 160-170'lere çıkarken kadın tarafı 80-90'lara. Ya aynı şeyi söylüyorum. Ben bunu yetiştiremezsem batarım. Sözleşme imzaladım. Kadın tarafı, kadına söylüyorum. Kadın ters tepiyor. Erkek arttırıyor ürettiği çorabı. Kadın arttırmıyor. Yani mantıkları farklı. Yani onları aynı muamele edemezsin. Yani kadınla erkeği bir toplayıp aynı şeyi söylersen olmaz. Erkeği toplayacağım bir şey söyleyeceğim. Kadını toplayacağım bir şey söyleyeceğim. Nasıl eşitlik Farklı olur? çünkü. Nasıl bir şey Burada olur? eşitlik sağlarsan zulme uğrarsın yani. Ya. Sistem seni dışarı atıyor. Ahırda köpek de var, koyun da var. Bir de adaleti izafiyede Einstein'ın izafiyet diye bir teorisi var. Yani burada isim benzerliği değil aslında o. Einstein izafiyette genel görelilik, yani genel izafiyet var. Genel izafiyete göre hiçbir şey mutlak değildir diyor. Her şey izafidir. Yani birbirine göre oranlanır. Tek başına bir şeyden bahsedilmez. Mesela kaldı, yani ben uzunum. Neye göre uzunsun? Evet. İkinci değerin ne? Nereyi referans aldın? Diyor ki evrende referans almadan herhangi bir değerden bahsedilmez. Bir tane referans alacaksın. Bu referansa göre bunun değeri budur diyebiliriz. Einstein'ın izafiyet teorisinin kabaca mantığı bu. Bu teoriyi sonra genel göreceliği, yani genel bütün evrende bu geçerli demiş. Önce bir yerde fark etmiş, sonra genele yaymış bunu. Bütün evrende bu kanun cari demiş. Burada da izafiyet surette var. Hani fizik sürekli surete baktığı için zaten. Adalette de izafi. Yani o kural hala geçerli. Her şey izah. Sen mutlak adaleti surette yakalayamazsın. Mümkün değil. Surette mutlak hiçbir şey yok zaten. Her şey izah.
İzah. Her şey birbiriyle kıyaslandığında bir değer alabilir. Bir referans noktası olduğunda bir değer alabilir. Senin referans noktan yoksa, şimdi mesela Allah'ı inkar edildiği durumlarda sen referans noktasını ortadan kaldırmış oluyorsun. Hani neydi? Nispet. O nispet etme. Vahidi kıyas. Vahidi kıyas bir referans almaktır. Vahitle kıyas ediyorsun yani. Sen kıyas edeceğin referans noktanı kaldırdın sen. Vahidle kıyas etme. Neyle kıyas edeceksin o zaman? Sabit bir nokta yok ki. Ben duruyorum. Kime göre duruyor? Sana göre duruyor. Ama dünya hareket ediyorsa ben hareketliyim o zaman. Aydan bakan birisi için ben hareketliyim. Sen bana duruyorsun diyemezsin ki o zaman. Mutlak olarak bana duruyorsun diyemezsin. Mutlak olarak bana hiçbir şey diyemezsin. Bir referans noktası alırsın. Sen de referans noktan sürekli değiştiği için sabit bir şey yok ki yani. Her şey değişiyor zaten. Sabit bir tek şey var. Vahid. Vahidi kıyasla referans noktası sabit kalıyor. Bu sefer değerler sabit oluyor. O zaman izafi bir adalet burada, adalet olmuyor. Yani surette kalır. Sureti kalır. Surette kalır. Hani efhalimizi tansım eder. Yani iç aleminizi o kadar inşa etmez. Fizikselce surete baktığı için onun için adalet izafi olması doğrudur zaten. Yani mecburdur. Mecbur zaten ama başka çaresi yok. Yok ki. Sen surette adalet mahsayı yakalayamazsın. Mümkün değil yani. Onu sureten olmaz yani. Bu şey mekana oturmaz. Şöyle desek olur mu? Adaletin mahsayı enfüste insan tatbik edebilir enfüsünde de. İzafiyi tatbik etmemesi lazım yani. Tam adaletin mahsayı yani. Yani mesela bir insana adaleti izafiyeyi, nisbiyeyi yapsa içinde ve dışında, içine niçin yaptı denilmez. Mesela genel görecelik kavramı yani adalet izafiyeden türetilmiş veya bakılmış. Allah da böyledir. Yani bir referans aldığın bir mihenk noktası almadan hiçbir şeyi tanımlayamazsın. Ne nedir? Nereye göre nedir? Allah böyle olmadığı için gözükmüyor, bilinmiyor. Yani izafi olarak bir şey. Bir şey izafi edilebiliyorsa o da o cinstendir, mahluktur. Mesela bu kalemdir. Niye kalem? Defter olmadığı için. Başka bir izafi nispet yapalım. Bu kalemdir. Niye? Masa olmadığı için. Yani ama müstakil olarak ve her şeyi kaldır buna nispet edilmeyecek bir şey olursa bu zaten vacip olur. İzafe edilemediği anda o mahlukattan çıkıyor. Mahluk olmuyor. Ona ne deniliyor? Mutlak ve muhit olduğu için ona bir hudut tayin edilemez. Mesela şu anda radyo dalgaları yok mu? Var. Televizyonda var. Niye duymuyoruz? Çünkü izafe edilecek, nispet edilecek bir radyo yok. Onunla ortaya çıkıyor. Onsuz ortaya çıkartamazsın. Şimdi kalem örneği güzel.